Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü kısmında engelli bireylerin askerlikle ilgili durumları ve çalışmaları halinde askerlikle alakalı gidip gitmemeleriyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, engelli bireyler askerlikten muaf tutuluyor. Bazı engelli kardeşlerimiz engelli oranı düşük olduğunda askere alınabiliyor. Bu tabi istisnai durumlar olabiliyor. Şöyle ki askerlik çağınız geldiğinde sizleri askerlik şubelerinizde muayeneye çağırır. Muayene esnasında engellik oranınız tespit edilir veya hastane tarafından tespiti sağlanır. Bunun akabinde ise askerliğe elverişli değildir raporu ile sizin askere gitmeniz sağlanmaz. Engelli birey askerlikten muaf olduktan sonraki dönemde veya bu sonraki dönemden önce, örneğin 18 yaşında kamuya atandınız ve askerlik çağınız geldi, askere alınma durumunuz gerçekleşti. Bu durumda engelli birey veya normal vatandaşlar askerlik vazifesini yerine getirme hakkına sahiptir. Yani askere gidebilir. O dönem içerisinde ücretsiz izinli sayılır ve kamudaki hakları saklı tutulmak kaydıyla askerlik görevi yerine gelmesi sağlanır. Evet, özetleyecek olursam bir kişi 18 yaşında atanır, işe başlar ve 18 yaşından sonra askerlik çağı geldiğinde askere alınırsa askerlik hakkından dolayı o kişinin çalışma hakkı elinden alınmaz. Askerliğini yerine getirir. Görevi bittikten sonra ise görev yaptığı kuruma dilekçe ile başvuruda bulunur ve en geç bir ay içinde göreve tekrar başlar arkadaşlar. Genel olarak engelli bireyler zaten askere alınmayacağını belirtmiştik. Ama askere alınabilecek durumda olan engelli bireyler için de sistem bu şekilde istiyor arkadaşlar. Ancak özel sektörde bu konu çok farklı. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımız askerlik nedeniyle işten çıkar. Askerden döndükten sonra iş yerinin durumuna göre veya çalışma koşullarına göre başvurusunu yapar, alınır veya alınmaz. O ayrı bir durum. Ama kamuda çalışan arkadaşlarımız askerlik görevini yaptıktan sonra kamudaki haklara gizli kaldığı için tekrar görevine kuruma vereceği dilekçeyle başlar. Onların işleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaz. Diğer bir konu askerlik süreleri hizmet yılından sayılır mı? Arkadaşlar bu süre hizmet yılına katılıp katılmaması kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Bu da dilekçeyle ileriki dönemde istenirse hizmet yılı içerisinde sayılabilir. Ama genel olarak normalde engelli bir vatandaşlar, bu tabii normal kişiler için de geçerli. Askerlikten önce kamuya yerleştikleri durumunda askerlik çağı geldiğinde anda askere istedikleri zaman gider, başvuru yapar gider. Ama kamudaki görevi sonlandırılmaz. Sadece o dönem içinde ücretsiz izinli gibi görünür. Görevini bitirdikten sonra kurumuna dilekçeyi verip tekrar görevine devam eder arkadaşlar. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızda. Bugün de kafanıza takılan bir soruyu aydınlatmaya çalıştık. Daha güzel programlarda görüşmek, buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.